Anne ben böyle bir şeyi nasıl söyleyeyim Narin ablaya? Kızcağız aklını kaçırır. Ne yapacaksın oğlum? Bilmek hakkı kızın. Söylemeyeceksin Metin. İzlerini bulamadım diyeceksin. Odama gel de seninle konuşalım biraz. Hadi. Kusura bakma Narin abla. Bir faydamız da dokunmadı sana. Mahcup olduk. Yok canım, ne kusuru Metin? Olur mu, sen elinden geleni yaptın. Da yani garip. Yer yarılıp içine mi girdi bu insanlar? Nasıl kimse bilmez, anlamadım. Vallahi emniyetteki arkadaşlar bütün mahalleyi sorup soruşturmuş. Ne bilen var ne duyan. Ne tuhaf. Çok uzun yıllar önce taşınıp gittiler demek. Herhalde öyle bir şey oldu abla. Çünkü 12 yıl diyorsun. 12 yıl bu memlekette az buz bir zaman değil. Abla ben müsaadeni isteyeyim. Çok şaşırdım. Buhar olup uçtular sanki. Sanki hiç var olmamışlar gibi. Öyle bir şey olmaz. O işte bir yamuk var. Ne haber kızlar? Hoş geldin Minişim. Hoş bulduk. Selam. Selam. Hayırdır, süslenmişsiniz? Nereye? Sermet Bey'e. Aa doğru. Cana'yı iş bağlamışsınız değil mi? O da köşeyi döner artık, yaşadık. Narin, bence polis öylesine 3-5 kişiye gidip sormuştur. Bence biz gidip soruşturalım. Niye, ne oldu? Narin ailesini aramaya karar verdi ama kasabada izlerini bulamıyor niyeyse. Doğru söylüyorsun. Aslında gidip benim bakmam gerek. Yani o gücü nasıl toplayacağım bilemiyorum tabii bunca zaman sonra. Deniz, hazır mısın? Saat 8'e geliyor. Tamam, geliyorum. Ben çıkıyorum kızlar. Seninle konuşuruz. Gerekiyorsa birlikte gidip bakacağız, tamam mı? Tamam. Cana iş buldu ya, gözü başka bir şey görmüyor. Ya da senin sorunlarını dinlemekten bıkmıştır. Narin. Bu gece seninle hiç uğraşamam. Kendine başka birini bul, tamam mı? Ben gittim. Bir planın mı var? Hayır canım, çok yorgunum. Eve gidip yatacağım. İyi. Sap gibi kaldım ben de ortada. Fırat da açmıyor telefonlarımı sabahtan beri. Her şey yolunda mı? Yani pek değil aslında. Uzun zamandır soğuk davranıyor bana karşı. Saçmalama. Daha dün gece aile yemeği yendi. Haftaya da nişan falan olur. İstemeye gelirler herhalde. Daha ne? Bilmiyorum. Kendimi istenilen, arzulanan, mutlu mesut evlenmeye hazırlanan kadın gibi hissetmiyorum. Yani eğer sana böyle hissettiriyorsa niye devam ediyorsun peki? Mecburum. Onsuz ölürmüşüm gibi geliyor çünkü. Aramız bozulduğu zaman nefes alamıyorum. Anlıyorsundur. Ama böyle devam ederse... bilmiyorum. Keşke beni de biri seni kasaba günlerinden beri seven adam kadar sevse. Bozulma hemen. Ablam anlattı dün gece. Sermet Bey 20 senedir aşıkmış ya sana. Şimdi avukatı olmuşsun. Ha. Deniz öyle arada sırada içer, saçma sapan şeyler anlatır sen. İnanma. İyi geceler Irmak'cığım. İyi geceler. Alo, Ayhan. Birkaç hafta önce bir iş için Bursa'ya gittim. Gitmişken Necati Hoca'yı uğradım. Necati abi mi? Necati abi. Ne biliyor ki? Ne anlattı sana Fırat? Ne dedi? Ne biliyorsun? Söylesene. Tamam. Kötü bir şey mi? Tamam, tamam. Dinle beni Narin, tamam. Ne olur? Çok yıllar önce bir kaza geçirmiş ailen. Cezaevine gittiğimde Necati Hoca söyledi bana. Bak, gerçekten bunu sana nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Ne olur? Kötü bir şey mi? Kötü bir şey mi olmuş? Ne olur? Gerçekten. Kötü bir şey mi olmuş? Valla çok garip bir şey oldu abi. Yıllar sonra tekrar Narin'le karşılaştım. Sahi mi? Nasıl Narin? İyi, gayet iyi. Ben tutuklandıktan bir iki gün sonra sırra kadem basmış. Ben de merak ediyorum. Anlat bakalım oğlum. Çok iyi. İstanbul'da yaşıyor. Avukat olmuş. Aferin benim kızıma. Gördün mü aslanım neler becermiş. Bir gün getiririm seni ziyarete. Gerçi senin çıkmana da bir şey kalmadı. Birlikte gideriz. Sürpriz olur ona da. Fırat, ailesinin başına geleni biliyor mu? Ne oldu ki ailesi? Soba zehirlenmesi. Narin, kasabadan gittikten yaklaşık bir sene sonra bir fırtına kopuyor. Bir lodos, baca tepiyor. Uykularında Hakk'ın rahmetine kavuşuyorlar. Cesetleri de sabah Erdoğan buluyor. Bütün ailesinin hepsini? Yok. Mehmet'le anası. Şadiye ortada yok. O günden sonra ne ölüsü bulunuyor ne dirisi. Moskov Recep daha önce gitmişti biliyorsun. Yazık. Tarumar oldu garibanlar. Allah bilmiyor herhalde. Yaslandan ayrıldığından beri bir daha hiç uğramamış oraya. Geçmişi silmiş adeta. Nasıl da öylece sobadan mı zehirlenmiş? Annemle Mehmet. Uyuyorlarmış. Annemle Mehmet. Başın sağ olsun. Ay, anne. Annemle Mehmet. Nasıl? Şadiye'ye bir şey olmuş mu? Şadiye de mi? Hayır, Şadiye'ye bir şey olmamış. Nerede olduğunu bilmiyorum. Annemle Mehmet mi? Narin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.